Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, Bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 12, 13, 14 Tuna yayınları, 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı güçlü yönlerimiz, ilgi alanlarımız, metni etkinlik cevapları sayfa 12, 13, 14'ü yapacağız. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Güçlü yönlerimiz, ilgi alanlarımız, metni etkinlik cevapları. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 12, 13, 14. Soru: Arkadaşımızdan farklı olan ilgi alanlarımızın ve becerilerimizin neler olduğunu söyleyelim. Kısa cevap için linki tıklayın. Uzun cevap. Ben futbol ve bilgisayar oyunları oynamaktan çok hoşlanıyorum. Bazı arkadaşlarım çizgi film seyretmekten hoşlanıyor. Bazı arkadaşlarımız bulmaca ve kart oyunları seviyor. Bazı arkadaşlarımız zeka oyunlarında çok başarılılar. Bazı arkadaşlarımız resim konusunda yeteneklidir. Bazıları ise güzel elbise tasarımı çizer ve bulurlar. Hepimizin farklı alanlarda başarılıyız ve farklı şeyler yapmaktan hoşlanıyoruz. Böylece ileride hepimiz farklı mesleklerde başarılı olacağız. 3. sınıf hayat bilgisi Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 14 cevapları. 1. Aşağıdaki cümlelerden ilgi alanlarımıza ve becerilerimize uygun olanları sonucundaki kutucuğa işaretleyelim. İşaretlemediğimiz cümlelerin özelliklerini geliştirmek için neler yapmamız gerektiğini söyleyelim. Cevap Şiir yazmayı severim. Çok güzel resim yaparım. Spor yapmaktan hoşlanırım. Şarkı söylemeyi severim. Düşüncelerimi ve duygularımı anlatırken güzel konuşurum. İzlediğim bir filmin konusunu arkadaşıma kolayca anlatabilirim. 2. Aşağıdaki tabloda karışık olarak verilen sözcükleri kullanarak anlamlı cümleler kuralım. A. Başarınızı için güçlü kullanmalıyız yönlerimizi arttırmak Cevap. Başarımızı arttırmak için güçlü yönlerimizi kullanmalıyız. B. Arkadaşlarımızın takdir yönlerini olan güçlü etmeliyiz. Cevap. Arkadaşlarımızın güçlü olan yönlerini takdir etmeliyiz. C. Çalışmak ve Arttırır Verimimizi, başarımızı planlı. Cevap. Planlı çalışmak başarınızı ve veriminizi artırır. Ç. Güler, kibar ve davranmalıyız. Arkadaşlarımıza yüzlü. Cevap. Arkadaşlarımıza kibar ve güler yüzlü davranmalıyız. Soru güçlendirilmesi gerektiğini düşündüğünüz yönlerinizi geliştirmek için neler yapmalıyız? Örneklerle açıklayalım. Kısa cevap için linki tıklayalım. Uzun cevap. Ben ezberlemek konusunda yetenekliyim. Matematik dersinde çok seviyorum. İleride doktor olmak istiyorum. Ancak ezberleme ve matematik alanında kendimi geliştirmeliyim. Ezberleme metotlarını ve matematik alanında çalışmalıyım. Ben resim çizmek konusunda çok yetenekliyim. Öğretmenlerim ve çevremdekiler yaşıma göre çok iyi resim çizdiğimi ve bu konuda becerim olduğunu söylüyorlar. Resim kursuna gitmeli ve resim hakkında bilgiler öğrenerek kendimi geliştirmeliyim. Evet arkadaşlar, Videonun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.